Sevgili takipçilerim, hepinize merhabalar. Bugün turşu videosuyla karşınızdayız. Kastamonu Tosya Ortalıca köyüne ait turşunun kurumunun nasıl kurulur onu paylaşacağım sizlerle. Malzemelerde neler kullanıyoruz? Tek tek şöyle paylaşalım isterseniz. Arkadaşlar, önemlisi, en önemlisi tuz. Çankırı'nın kaya tuzunu kullanacağız turşumuz için. İşlenmiş market tuzu değil, kaya tuzu kullanacağız. Acı sevenler için biz özellikle kullanıyoruz. Kurutulmuş acı Arnavut biberi. Bunu katacağız. Kış için hazırladığımız biber. Bunu herkes kullanıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bu olmadan olmaz. Yazdan kurutulan dereotu ya da buralarda dorak tabiriyle dereotu, tohumlu olanı makbul. Gördüğünüz gibi tohumlaşmış. Bunu koyacağız. Müthiş bir aroma katıyor. Daha sonra yine kurutulmuş fesleğen, yine bu da tohumlu. Aroma için yine bu da çok önemli bir etken turşuda. Bunu katacağız arkadaşlar. Limon tuzu ekleyeceğiz. Şeker kullanacağız turşumuz için. Yine bahçeden topladığımız maydanozları temizledik, yıkadık. Bunları kullanacağız. Üzüm sirkesi kullanacağız arkadaşlar. Ve en önemli bir Kastamonulu olarak Taşköprü'nün sarımsağını söylemeden geçmeyelim. Soyduk, hazırladık. Taşköprü'nün sarımsağı çok güzel, gördüğünüz gibi iri iri yıkadık, temizledik. Turşumuz için kullanacağız. Şöyle gösterelim hazırlanış aşamasını. Tek tek diziyoruz salatalıkları. Şurada dizilmiş hali. Orta kısmına malzemeleri koyuyoruz. Ben şöyle göstereyim. Biberi, işte kuru otları hep ortada, ortaya yerleştiriyoruz. Bu şekilde hazırladık. Evet arkadaşlar, bu şekilde zeytin şişesi kullanıyoruz. Aslında bizim vereceğimiz ölçüler bu zeytin şişesine göre. Sanırım bu 1,5 litrelik bir kavanoz. Ona göre ölçümüzü vereceğiz. Ne kadar kullandığımızı birazdan sizinle paylaşacağım. Şu şekilde düzgün bir şekilde dizdik. Kornişonlarımızı yıkadık, temizledik arkadaşlar. Tam turşu zamanı. Turşu sevenlerin gerçekten değerlendirebileceği bir video olacağını düşünüyorum. Kastamonu'nun Tosya turşusu meşhurdur çünkü. Tadanlar bir daha tatmak ister. Ben çok beğeniyorum bizim turşuyu. Yavan değil, öyle söyleyelim hak diliyle. Yavan bir turşu değil yani. Aroması olan bir turşu. Evet, şimdi şişenin en altında salatalıkları koyduk. Kuru fesleğeni ve dereotunu yerleştirdik. Bol maydanoz ortasına. Bir tane Arnavut biberi koyduk arkadaşlar. İsteğe göre de sarımsak koyabilirsiniz. Seviyorsanız daha fazla ilave edebilirsiniz. Şimdi orta kata malzemeleri koyduktan sonra üstüne salatalıkla kapatacağız. Şekilde görüldüğü gibi. Dediğim gibi zeytin şişelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle tohumları da içine döküldü, tuzun içine. Acı sevenler mutlaka bunu kullanmalı. Çünkü turşuya verdiği lezzet gerçekten güzel. Bundan birer adet her şişeye atacağız. Daha çok acılı seviyorum derseniz 2 adet de atabilirsiniz arkadaşlar. Turşularımızı hazırladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle hepsini hazırladık. Malzemeleriyle birlikte az önce bahsetmiştim. Şimdi neler katıyoruz? Bir zeytin şişesi gördüğünüz gibi. 1,5 litrelik bir şişe bu arkadaşlar. Tatlı kaşığıyla çok dolu değil. Yarım tatlı kaşığı şeker ilave ettik. Yine tatlı kaşığın ucuyla yarısından daha az limon tuzu ilave ettik.
Arkadaşlar 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettik. Her şişe için 1 bardak sirke ilavesi yapıyoruz. 1 su bardağı sirke ve şişenin kalanını kaynar suyla, tamamen kaynamış suyla dolduruyoruz. Kaynar su neden arkadaşlar? Çünkü turşunun gerçekten kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Daha önce yapmış olduğumuz bir yöntem. Kıtır kıtır turşularınız olsun sizin de. Şu şekilde ters çevirerek vakumlanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde hepsini hazırlayacağız arkadaşlar. Kış hazırlığı olarak turşularımızı tüketmiş olacağız. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Bizim bizzat yaptığımız, denediğimiz bir yöntem. Size iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar turşular çok güzel gözüküyor. Bu şekilde hazırladık, malzemesini ortaya koyduk dediğim gibi. Birazdan hepsine kaynar su ilavesi yapacağız. Evet arkadaşlar, turşularımız 2 hafta bekledi. Kurulduktan sonra 2 hafta boyunca bekleyen turşularımız şu anda soframız için hazır hale geldi. Biz 2 şişeyi bitirdik bile. İnanılmaz, gerçekten kıtır ve taze olmuş. Biz çok beğendik. Şimdi birazdan tabağa dökeceğim, size de göstereceğim. Arkadaşlar kıtırlık testinden geçiriyorum turşumu. Seslere dikkat edelim. Böyle bir kıtırlık yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi turşuyu şişesinden çıkardım. Böyle otlu otlu servis tabağına aldım. Yani turşumuzun püf noktalarından biri şu gördüğünüz tohumlu dereotu arkadaşlar. Bir de fesleğen artı acı biber, Arnavut biberi, bol sarımsak. Biz 2 şişesini bitirdik bile, açtıktan sonra gerçekten kıtır kıtır yemelere doyulmuyor. Bu tarifle diğer turşusu yapılabilecek sebzeleri de lahana gibi, fasulye gibi her şekilde bu tarifle deneyebilirsiniz. Biz denedik, size de şiddetle tavsiye ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir de tadalım, kıtır sesi duyursun. İnanılmaz lezzetli. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler.